Biz burada çözüme ulaşmak için öncelikle ule yapalım. Ule içinde yazdıralım bunları. Uleyi kapatalım. Bunları div değil de li'ler içinde yazdıralım. Li diyelim. Tekrar li. Li diyelim. Kaydedelim. Şimdi F5 diyelim. Hemen CSS ile devam edelim hemen. Şimdi buna gerek kalmadı. Buna da gerek yok. Sadece burayı UL yapalım. UL display UL'ye display blok diyelim. Ben bunu kopyalayalım. UL li diyelim. Float right diyelim. Daha sonra width verelim buna. 31 piksel diyelim. Şimdi bakalım. İleri burada geldi. Bakarsak ULE'nin boyutunu 28 piksel yapalım. ULE'nin height'ını 28 piksel yapalım. Daha sonra bu float left yapalım bunu bir. Evet. Burada bakalım. Aynı yerde çıktı. ULE display block dedik. Evet. Display block dedik. Width 31. Buraya da height verelimini 28 piksel diyelim. Buraya bakalım. Evet, orada çıktı, orada çıktı. Şimdi bu ikisini bir yer değiştirelim. Float left dediğimiz için tam ters yerde çıktı. Yapıştıralım. Şimdi ileri ikonumuzun bu tarafta çıkması lazım. Hemen bakalım. Güzel. Şimdi indeks'e gelelim. Style ile devam edelim. ULE padding tab top 10.000 piksel diyelim bir. Daha sonra padding left 10 piksel diyelim bir. Şimdi her iki tarafı da yenileyelim. Bakarsak geri tam yerine oturdu. Tabi padding'i verdik. Burayı 21 piksel yapalım. Biz padding verdiğimiz için 10 piksel düşürelim. F5 diyelim buraya. Geri ikonumuz tam yerinde. Ki ileri ikonumuz ne alemde? Hemen ona bakalım.
Evet, ileri ikonumuz da hemen hemen yerinde. Şimdi buraya böyle bir şey yapalım. İleri ikonumuzu da tam yerine oturtmak için burayı biz width'ini 22 piksel yaparsak bir bakalım ne olacak. İki az geldi. 23 yapalım burayı. 23 piksel. Aynı anda geri ikonuna da bakalım. Onda bir kayma olmasın. 23 piksel yetmiyor. 22 piksel yapalım. 23 piksel fazla geliyor. Şurada burayı 100 yaparsak ana sayfanın genişliğini 100 yaparsak burayı da 23 yaparsak böyle deneyelim. Evet, geri kaydı biraz. Peki ileri ne alemde, hemen ona bakalım. İleri de biraz geride. O zaman biz bunu width'ini 21 piksel yapıp left'ten 12 piksel yaparsak bakalım ne olacak. Evet. İleri yerine oturdu. Geriye bakalım. Geri de yerine oturmuş olması lazım. Evet, geri de yerine oturdu. Ana sayfamız zaten yerinde. İleriye bakalım. İleride sıkıntı yok. Geriye bakalım. Geride sıkıntı yok. Bu sıkıntıyı da bu şekilde çözmüş olduk.